Ya 3 gün önce peşimden ayrılmayan, jest üstünde jest yapan Burak gitti, yüzüme bile bakmıyor. E sen de bir alemsin Eda. Çocuğun başına o kadar şey geldi, bir de seninle mi uğraşacak? Allah Allah. Selim dönmedi mi? Neredeydi ki? Şu intihar eden kız vardı ya, işte onu ziyarete gitti babasıyla birlikte hastaneye. Ya iyi yapmış. İşte asaletin temel kuralı tevazu göstermektir. Biricik, sanki bu huyu sana hiç bulaşmamış gibi geliyor bana. Merhaba hocam. Hadi. Ben gel bir gel. Sen benimle uğraşacağına şu Serra muhabbetini anlatsana, ne yaptın? Nasıl ne yaptım Serra konuştun? Sabah aranızdan su sızmıyordu. Maşallah muhabbetler, sohbetler, fısır fısır. Ne konuşuyordunuz? Bu Onur Hoca'nın benim yanıma yamadığı bir kız arkadaş var. Yani ben ders çalıştırayım diye. Ben ondan birazcık rahatsız olduğum için ben de dedim ki bunu Serra ders çalıştırsın dedim. Olay bu. Evet bu. Evet Biricik, bu kadar daha ne olacak ya? Ha? Bak Burak, benden bir şey saklıyorsan... Biricik saçmalama, benim derdim bana yetiyor zaten. Ben senden ne saklayacağım? Hadi bak hoca da girdi zaten, derse gitmemiz lazım. Hadi. Ciddi ciddi kaçırdın beni, farkında mısın? Okula diye çıktık. Geldiğimiz yere bak. Hiç bakma öyle kedi gibi. Melek yüzlü şeytan diyoruz biz senin türüne. Başladık yine. Sen az önce demiyor muydun? Sen aslında çok iyi bir insanmışsın. Dünya iyisi birisiymişsin. Ne oldu bir anda şeytana bağladın beni? Abartsaydın. Dünya iyisi falan demedim ben bir kere. Olabilir. Belki bir gün dersin. Nereden biliyorsun? Veli amcacığım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gelmiyorsun ne zamandır be oğlum? Özlettin kendini. Doğru. Doğru diyorsun da geldim işte bak. Hoş geldin. İyi ettin de geldin. Otobanda kaza olmuş diyorlar. Gördün mü? Aynen Veli amcacığım. Biz görmedik kazayı. Son anda kaçıp buraya geldik. Yoksa o kadar saat geçmezdi trafikte. İyi ettin. Afiyet olsun. Afiyet olsun kızım. Teşekkür ederiz. Sağ ol Veli amca. Ne oldu? Hiç. Yani senin bu tarz yerleri sevebileceğini, ne bileyim, böyle insanlarla samimiyet kurduğunu falan tahmin etmezdin. İşte senin sorunun da bu zaten. İnsanları kendi zihninde kalıplara sokup sonra da buna inanıyorsun. Ha, başladık psikanalize yine. Tamam. Tamam, sustum, bir şey demedim. Babana çok benziyorsun. Bizim sadece tipimiz benzer. Huyumuz hiç benzemez. O yüzden de hiç anlaşamayız. Beni daha çok anneme benzetirler. Huyum suyum da ona benzer zaten. Benim annem yok. Ben küçükken öldüm. Babam yok. Çok geç olmadan eve gitmem gerekiyor benim.
Neden? Kül kedisi misin sen? Gece yarısı başka birine mi dönüşüyorsun? Catering işini hallettim. Şahane bir menü oldu. Doğum günü pastan peki? Onu da sipariş ettim. Selamlar herkese. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne yaptınız? Yetişebildiniz mi derse? Yok abi, kaza olmuş. Ne kazası? Bizlik bir şey değil baba. Bir tane tır devrilmiş, o. Ha, ben de gördüm. Trafik felaketti. Ondanmış demin. Allah'tan sapmadım o yola ya. Başka bir yoldan gitmişiz. Ne yaptınız peki? Garipçe'ye gittik. Takıldık biraz. Aa, takıldık derken kimle takıldın bakalım? Selim'in okuldan bir arkadaşı işte. Serra. Serra mı? Kim bu kız? Abla ben anlatırım. Yemek öncesi ben bir duş alayım. Kaçtım ben. Görüşürüz. İhsan? Ne kızı, kim bu kız? Hem sen nereden tanıyorsun da biz tanımıyoruz? Ya Selim'in okuldan bir arkadaşı işte. Hastaneye ziyarete gittiğimizde o da oradaydı. Beraber döndüler Hasan'a. Peki Onur. Bu evde her şeyi en son ben duyarım zaten. Fotoğraflara mı bakıyorsun? Ne kadar güzel bunlar. Gel, gel. Bak, bu benim doğup büyüdüğüm evin bahçesi. Ay anne. Bizim mahalle tarzı yerlere ne kadar çok benziyor burası. Dededen memurdu kızım. Kıt kanaat geçiniyorduk. Rahmetli annem terzilik yapmasa iki yakamız bir araya gelmezdi. Babanla evlendikten 5 yıl sonra elimiz para gördü. O da uzun sürmedi ya. Bak, burada formaylasın sen. Ortaokul mu, lise mi burası? Lise o. Bakar mısın? Burada ne kadar birbirimize benziyoruz seninle. Gerçekten benziyoruz. Değil mi? Evet. Zaten iyi ki sana benziyorum ben. Canım benim. Hani bu çocuk kim? Yani bayağı yakın duruyorsunuz ha. İhsan. Aa, unutmuşum ben bu fotoğrafı. Aa. Ne oldu? Bir gözün parladı senin. Bir şey oldu. Ne oldu? İlk aşkımdı İhsan. Şaka yapıyorsun. Sonra ne oldu? 3 yıl çıktık. Sonra ailesi üniversite okuması için Paris'e yolladı onu. Ya. Yani o gitti değil mi, ayrılmak zorunda kaldınız? Yani pek öyle denemez. Ya yeter! Bana o adamı koruyup durma! Onun yaptıklarının cezasını niye ben çekiyorum he? Niye? Yiğit, yapma böyle oğlum. Hem aylardır senin aklın neredeydi anne? He? Bunca şey olur da sen nasıl hissetmezsin ya? Yiğit, yeter artık. Babam bitti, şimdi ben mi kaldım suçlayacak? Allah belanızı versin. Yiğit, yapma böyle oğlum. Yiğit oğlum, yapma ama böyle. Thank you.
nasılsın diye sormak pek uygun düşmeyecek gibi. Erkan'dan haber yok herhalde. Sence? Halimiz ortada işte, görüyoruz. Pisliğini omuzlarımıza yükleyip gitti resim. Yapabileceğim bir şey varsa. Yok. Nilgün, gurur yapılacak zamanlar değil bunlar. İnat etme. Hı? Eski günlerin hatırına. Ben eski günleri çoktan unuttum İsa. Sen de kaybettiğin paranın peşindesin. Haklısın, anlıyorum. Ne alakası bu? Gerçekten haklısın. Ama bende para falan yok. Bir canım kaldı vallahi. Onu al istersen. Yapma. Nilo. İzin ver yardım edeyim. Yardım falan istemiyorum İhsan. Beni ve çocuklarımı rahat bırak, rica ediyorum. Zaten gidiyoruz, yürüyoruz. Erkan'ın günahını bize ödetme yeter. Artık git lütfen. Tamam. Geçmiş gün. Bir dakika, bir dakika. Vallahi gözüm bir yerden çıkarıyor benim bu adamı. Anne, soyadı neydi insanın? Hatırlamıyorum kızım. Geçmiş zaman. Ay anne, aşk olsun ya. İnsan ilk aşkının soyadını unutur mu? Hatırlamıyorum kızım. Hadi toplayalım şunları. Ama yakışıklıymış ha. Ne var? Ama sen daha güzelsin. Değil mi? Evet. ne tarafa gidiyoruz? Ne tarafa gidiyoruz derken? Yani seni ne tarafa bırakacağım? Evin nerede? Hey yok. Senin yolun üstünde bir yerde inerim ben. Yolumun üstünde bir yerde inerim derken? Serra ya, ne kadar sıkıcısın. Yani evine bıraksam ne olacak ki? Yok, bir şey olmaz. Tabii ki bırakabilirsin. De, ben eve gitmiyorum. Bir arkadaşımın yeğenine İngilizce çalıştırıyorum. Annesinin iş yerinde. Oraya gideceğim. Bayağı havalıyız. 7'den 70'e her kategoride öğrencilerim var diyorsun. Başarılı olmak böyle bir şey. O kale. Şeyler anlatmaya. Kendi hayatını anlatmayı seven tiplerden değilim demek ki. İyi, tamam. O zaman ben sorayım, sen anlat. Kardeşin var mı? Bir abim vardı. Vardı derken? Öldü.
nasıl öldü diye sormuyorum. Sorma. Çok üzülmüşsündür. Çok üzüldüm. Günaydın. Günaydın. Ben birden tanıyamadım, kusura bakmayın. Olsun. Fark ettim ben de tanıyamadığını. Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum, Beşiktaş'a. Aa, benim de orada işim var. Atla gel, bırakayım seni. Gel kızım, gel. Günaydın Küçük Bey. Günaydın Asena. Erken çiz bakıyor. Yo, genelde hep bu saatlerde gidiyorum spora. Spora mı gidiyorsun? Vücut mu geliştiriyorsun? Kendine yeni kız arkadaş yapmışsın. Aa, kızı al garipçelere kadar götür sonra da hatırlama. Selim, Selim, Selim. Senden ne Asena? Çünkü senin için üzülüyorum. O neymiş? Niye üzülüyorsun benim için? Kız işleri çok zor senin için. İhsan gibi karizmatik ve başarılı adamların oğulları ilişkilerinde başarılı olamazlar. Hiç mutlu da olamazlar. Kendilerini kuvvetli hissetmek için böyle vasat silik kadınları tercih edip vasat silik hayatlar yaşarlar bundan. Hadi ya. Öyle mi cidden? Hı. Benimse senin bu muhteşem saptamandan anladığım nedir biliyor musun? Ne? Başarılı ve işkolik adamların kendilerine her açıdan muhtaç süs bebeklerini tercih ettiğidir. Süs bebek ha? Olsun. Bir daha karşına çıkmadı değil mi o tipler? He yok. Ben zaten kestirme olsa da o sokağı kullanmıyorum artık. Buralar tekin yerler değil kızım. Dikkat et kendine. Öyle olmadık saatlerde tenha sokaklarda karşına ne çıkacağı belli olmaz. Ben aslında çok dikkatliyimdir de olacağı varmış işte. Hem okuyorsun hem çalışıyorsun yani. Hı hı. Otelde çalışıyorum. E zor olmuyor mu be kızım? Bir yandan iş, bir yandan okul. Yok. Alıştım artık. İdare ediyorum diyelim yani. Peki ailen? Üzülüyorlardır bu kadar yorulmanı. Annem var sadece. Ona da çok belli etmiyorum zaten yorulduğumu. Peki baban? Öldü o. Ben 14 yaşındayken. Ben müsait bir yerde ineyim artık. Geldik zaten, buradan yakın. Zahmet verdim, teşekkür ederim. Ne demek kızım? Dikkat et. Benim efendim.
Şimdi işe bıraktım. İşten çıkıp okula gidiyormuş. Anladım efendim. Günaydın. Günaydın. Sera gitmiş mi? Vallahi geldiğimde yoktu. İş için erken çıkıyor ya. Çok hırpalanıyor benim çocuğum. Akranları sıcak yataklarında yatarken benim kızım sokaklarda iş peşinde. Ah ne yapsın garibim, o da çalışmasa. Halimiz harap olurdu değil mi? Haklısın. Dün yıllar sonra ilk kez eve bir arkadaşı geldi biliyor musun? He, Nazlı'm söyledi, bir oğlan gelmiş eve. Okuldan arkadaşıymış canım. Geçerken tesadüfen Serra'yı mı görmüş neyse işte. Serra çok rahatsız oldu çocuğun eve gelmesine. Anlamadım sandı ama. Niye ki? Bir pot kırıp onu rezil ederim diye korktu herhalde. O tedirgin hal beni çok üzdü Binnaz. Ben de işi deliliğe verdim. Her zamanki gibi. Ne yapayım Binnaz? Öyle işi deliliğe vermesem, o ilaçları içmesem... Serra'nın derdi birken bin olur. Ben çok mu bayılıyorum sanki ortalarda öyle uyuşmuş gezmeye? Nilgün Hanım, hayat geriye akmaz. Bırak artık sen şu geçmişi. Önüne bak anam. Ben de önüme bakmaya çalışıyorum zaten. Hı. Nazlı'mdan ne haber? Bilmiyorum. Ben buraya geldiğimde daha eve dönmemişti. Aa. Ne kızım? Selim. Ne haber kardeşim? İyidir, sen nasılsın? İyi, spora da gelmedin. Ya gelemedim, sorma, sabah sabah karakoldaydım. Var mı bir gelişme? Yani abi bunların ellerinde bir ton suçlu fotoğrafı var. İşte bana onları gösterdiler, ben tanıyor muyum diye. Tamam, sonuç? Sonuç yok yani. Hiçbirisini daha hayatımda görmedim ben. İyi, sen otur bir düşün. Son zamanlarda efelendiğin, ne bileyim ayağına falan bastığın biri var mı diye. Aslında bir tane mal var ama... Şimdi bin düttüne, git bu mahalleden. Tanıdığımız biri falan mı? Yok, yok. Tanıdığımız biri değil. Zaten o da değildir ya. Yani çocuğun benim evi bilmesine imkan yok. Ayrıca oğlum zaten bir park problemi yüzünden yani insanlar bu kadar sapığa bağlıyorlarsa biz dağ başına falan taşınalım değil mi? Tamam, istersen bir bakalım ne dersin? Yok ya. Vallahi zaten çapsız herifin tekiydi, unut gitsin sen. Lan nedir bizim bu başımıza gelen? Senin için bir tane manyak şuradaki çatıya çıkar, intihar edeceğim diye tutturur. Bana farklı bir versiyonu denk gelir. Simülasyonlu bir oyunda mıyız lan? Ne oluyor? Ha? Kızım belanı mı arıyorsun lan sen? Ha? Bak bu gittiğin yol yol değil, beni dinle. Bir dahaki sefere ben bile kurtaramam seni ona göre. İyi ki bir yardım istedik senden ha. Ulan bu kaçıncı yardım? Sayısını unuttum lan ben. İnternetten adam ayarlayıp, cilvelenip, sonra gelip böyle parasını cukkalamaya kalkmak ne demek lan? Ha? Kızım senin etin ne, budun ne? Ha sen yaparken iyi de bana gelince mi olmaz? Ulan karı, seninle ben bir miyiz lan? Deliye bak ya. Bir de geçmiş karşıma bana efeleniyor. Ne oldu? Sabah arıyordun beni. Var var gel kurtar diyordum böyle, salya sümük. Ne çabuk onu? İyi be, tamam tamam. Nazlım, bak. Derdin ekstradan para cukkalamaksa söyleyebileyim.
Ya daha kolay bir şeyler ayarlarız icabında. Ulan bir gün manyağın tekine denk geleceksin. Kolunu başka yerde, bacağını başka yerde toplar anan. Sen de geberip gittiğinle kalırsın. Binnaz, telefon. Alo. Evet, ben annesiyim. Suç duyurusu mu? O ne demek be? Yok, gelmedi daha. Gel, dur oğlum, dur. Dur, kapatma, kapatma. Ne oldu Binnaz? Ay Betim, benzin attı senin. Gel otur şöyle, gel. Ay ne olmuş, anlat. Bu kızım. Hale bitmez çilem var. Al iç şunu. Ne olmuş anlatsana, iç şunu. Başına bir iş mi gelmiş? Şikayet varmış, şimdi patronu aradı. Ne? Neden? O bardaki adamları ayartıyormuş. Paralarını alıyormuş. Dedim ben ona, bu işlere girme dedim. Yapma kızım dedim, gece işi zordur dedim. Yok, dinlemedi beni. Sapığı var, uğursuzu var, hırsızı var. Etme yavrum dedim. Yok, dinlemedi. Bak ben el alemden şüphelenirken benim kuzum kurt olmuş. Neler yapmış. Ay üzülme. Bir çaresi bulunur, hadi iç şunu. Ben bir daha işe falan dönemem. O neymiş? Ya dün geceki herif... Benim patronun arkadaşı çıktı da. Tüh, saf dedikse. Sen de bunu bile bile adam ütmeye kalktın değil mi lan? Ulan kafasız karı. Anında yol verecektin adama. Ulan insan hiç yemek yediği kafasız be. Yeter be. Dır dır tepemde konuşup duruyorsun. Ne yapayım? Oldu bir kere işte. Kaç para yoldun? Bu ne kızım ya? Ulan girdiğin zahmete değmez be. Allah Allah. Çok temiz ve güzel bir taş. Biliyorum. Diğer tekini kaybettim. Bu böyle tek başına dursun istemiyorum. Bunlar size güzel bir kolye yapalım. Satmayın, kıymetli bir taş çünkü. Kolye için çok küçük. Ben 6 karattan daha küçük bir taşı boynumda taşımam. Peki, nasıl isterseniz. Yani almaya kalksanız 10.000 dolar falan eder bu taş. Ama satarken biliyorsunuz değerinin altına gidiyor. Ben de sizden bunu 7.000 dolara alırım. Anlaştık. Kız da fena ezik. Hiç arkadaşı yok herhalde. Sürekli bir selfie halleri. Baksana. Ay yalnız küpesi çok güzelmiş. Çok beğendim. Bu arada bunların yazlıkları geçen ay bir dergide çıktı. Yani yok böyle bir dekorasyon. Ne de olsa babası ülkenin en popüler sanat galerisinin sahibi yani. Ay Eda yeter. Yeter. İyi ki bir şey söyledik. Laf kondurmadan duramıyorsun. Yeter. Ay tatlım benim, sen neden sinirleniyorsun ki? Benim tanıdığım en tarz kız sensin, yerim seni. Tamam. Ayrıca ailesi böyle olsa kaç yazar? Yani kızda iş yok bir kere. Ben ne olduğumu gayet iyi biliyorum. Senin söylemene ihtiyacım yok, okey? Ay Biricik, sen zayıflamasan mı artık? Bir sinirlerin gevşedi yani. Git bir B vitamini takviyesi falan yap. Sen benim kilomu dert edeceğini Burak'ı nasıl elinde tutarsın onun için bence. Nereye? Dur. Ne haber Serra? İyi, siz? İyi. Serra,
Yok mu şöyle yeni maceralar ya? İzleyelim böyle bakalım. Hı? Böyle heyecanlı, gişe rekoru kıracak bir şeyler ha? Ne gibi? Ne gibi? Barış elçiliği gibi. Belki barış elçisi olursun bu gidişle. Mesela? Ama yok. Yok, senden barış elçisi olmaz. Onun için tanınmış biri olmak gerekiyordu. Gerçi sen de bu hırsı olduktan sonra onun da olursun, şaşırmam. Beklerim yani. Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın, muhabbetinizi böldüm arkadaşlar. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Zerracığım, müsaitsen senin 2 dakika alabilir miyim? Tabii hocam. İyi günler. İyi günler hocam. Şimdi... Kızlar, ne haber? İyi, sen? İyidir. Dünya ilk adım atamayan aptallarla dolu Burak, biliyor musun? Sen de onlardan birisin. Bil. Ne anlattı şimdi bu? Bilmem. Ben de hiçbir şey anlamadım. Gerçekten hiç şaşırmadım, biliyor Gideyim. Musun? Bay bay. Bay bay. Bu kariyer günlerimiz için New York'tan mezunumuz gelecek. Onu birinin asiste etmesi gerekiyor. Ben sen yaparsın diye düşündüm. Ne dersin? Olur hocam. Tabii yani, tabii ki yaparım. Güzel. Şimdiden haber veriyorum ki işini gücünü ona göre ayarla. Bu arada statik quizinin sonuçlarına baktın mı? Kaç almışsın? Öğrencin kaç almış? Yani kendi sonucumu biliyorum ama Selim'inkini henüz öğrenmedim. Hadi git de bir bul bakalım öğrencini. Sor bakalım kaç almış. Tamam. Hoşça kalın hocam. Hadi iyi dersler. Yes be. Statik notları mı? Hı hı. Söylesene kaç almışsın? B artı. Aferin sana. Bak gördün mü, çalışınca oluyormuş demek ki. Evet. Sen kaç almışsın? Sence? A. A değil mi? Boşu boşuna soruyorum. Bunu kutlayacağız. Kutlayacağız derken? Hayatımda ilk defa sayende B artı aldım. Bu saatten sonra dile benden ne dilersin? O zaman ben alttan kalan bütün derslerini temizlemeni diliyorum. Uf, Serra ya, ne kadar sıkıcısın. Aa. Sayende oldukça fazla düşman ediniyorum, farkında mısın? Acaba birazcık abartıyor olabilir misin? İtiraz kabul etmiyorum baba, lütfen. Olmaz dedim kızım. İstemem ben senin kocanın parasını falan. Baba, bu para benim param, benim. Kocamın parası falan değil. Kaldı ki İhsan'ın parası olsa ne olacak? O senin damadın değil mi? Büyütülecek ne var burada, anlamıyorum. Kızım, senin kocan benim için el oğlu. Olmaz. Almam onun parasını. Baba, bu parayı alıyorsun, banyoyu yaptırıyorsun. Bu konu burada kapanmıştır. Tamam mı? Küserim bak. Gelmem buralara bir daha. Zaten hiç meraklısı da değilim, biliyorsun. Aynı anana benziyorsun, biliyor musun? O da senin gibi gözlerini böyle belertir. Lafın üstüne laf kondurmazdı. Yok ya. Annem sakin kadındı. Ona hiç çekmemiş. Peki. Fazlasını al o zaman. O zarf çok kabarık. Bizim banyo tutmuş o kadar. Anca yeter anca. Senin dünyadan haberin yok. Aman az yaptın ya. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Sen de küpeni ara, dur bakalım. Nilocuk. Abi, Afilla okulda okuyor yengemiz. Bir de Beşiktaş'taki Büyük Nehir Palas Oteli'nde çalışıyormuş. Şimdilik bu kadar, hadi eyvallah.
Ne iş kız? Elindeki benim telefonum yoksa? Senin Serra karısıyla nasıl bir bağlantın olabilir Barbar? Pop, sana diyorum. Alo. Serra ne alaka diyorum. Duymuyor musun beni? Sana ne lan? Sana ne? O karı sana tükürüğünü bile atmaz oğlum. Boşuna kürek çekme. Benden söylemesin. O aklını kendine sakla istersen. Çünkü sıklıkla ihtiyacın oluyor ama bir türlü bulamıyorsun sonra. Allah Allah. Varsa şu Serra karısından. Onun peşine düşmeyen bir sen kalmıştın. Selam. Selam. Annen de daha gelememiş. Kesin trafiğe takılmıştır. Yollar felaket. Ha yok. O gelmeyecek. Gelmeyecek mi? Hı hı. Gelmeyecek. Biz ikimiz konuşacağız. İkimiz konuşacağız. Evet. Neden? Olamaz mı? Olur tabii de. Sen telefonda annem de gelecek dedin diye sordum. Yok. Bilecek. Her şey yolunda mı? Bir tuhaflık var gibi sanki sende. Yok. Gayet iyiyim. Keyfim gayet yerinde. İyi o zaman. Bütün hafta peşimden koştun konuşalım diye. Anlat, dinliyorum derdini. Benimle ilgili ileri geri konuşmayı çok seviyorsun ya. Ben de dedim ki bir karşı karşıya gelelim. Ne diyecekse yüzüme söylesin dedim. Yüz yüze gelelim, karşı karşıya gelelim. Ne bu tripler? Sana neler oluyor Biricik? Anneme Selim Biricik'i oyalıyor falan demişsin ya. Aa canım benim. Şimdi anlaşıldı senin derdin. Selim. Yok Asena, hayır. Benim derdim falan yok. Benim sadece bir ricam var senden. O da şu. Arkamdan konuşma. Yüzüme konuş. Ne söyleyeceksen bana söyle. Anladın? Bak sen. Karşıma geçmiş. Bana nasıl konuşacağımı öğretiyor dünkü çocuk. Dünkü çocuk. Yalnız bunun pek çocuklukla alakası yok Asena, ha? Oh, really? Oh, really? Bravo. Gerçekten bildiğin 2-3 tane İngilizce kelimeyi ne kadar da güzel kullanıyorsun. Tebrik ederim. Şimdi yes falan da dersin, ha? Şansını fazla zorlama istersen küçük kız. Selim'le ilişkimi sorgulamak sana mı kaldı Asena? Seni ilgilendirmeyen, haddin olmayan konularda yorum yapma. Bulaşma. Buralarda daha çok yenisin Asena. Bu hareketlerin avamlığını tamamen ona veriyorum. Tamamen. Benimle böyle konuşamazsın. Haddini bil. Ayrıca senin bu gerçek yüzünü görmem de çok iyi oldu. O müthiş eğitimli sosyetik İhsan amcasının prensesi ne kadar iğrenç bir cadıya dönüşebiliyormuş. Çok ilginç gerçekten, çok. Bence sen beni gayet iyi anladın Asena. Eğer birileriyle uğraşmak istiyorsan bence git yaşıtlarına bulaş. Onlara sataş, bana değil. Okey? Minik kuzu. Nasıl da aşk acısı çekiyor. Öyle değil mi? Bak, normalde seninle muhatap olmazdım. Ama bu gerçekleri yaşıtlarından öğrenmen mümkün değil. Bilmezler çünkü. Selim'in peşinde koşuyorsun. Ona bir sümük gibi yapışmışsın. Sana paspas muamelesi yapıyor. Bu böyle de devam edecek. Çünkü bizim çocuk seni oyalıyor. Seni istemiyor. Seni isteseydi aksiyon olurdu. Ama bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Çok mu kızgınsın küçük kız? İstersen kendini denize at. Anca soğursun. İyi gelir.
senin bir açını yakalayacağım nasıl olsa Asena. Yakalayacağım. Çok yanlış kişiye bulaştın, çok. Seni herkese rezil edeceğim. O zaman bakalım bu havandan eser kalacak mı? Göreceğiz. Göreceğiz. Lan oğlum bugünlerin keyfini çıkarın ha. Benim böyle aylak aylak gezme günlerim bitti. Yakında bu kardeşiniz iş dünyasında esip gürleyecek. Hadi lan uydurma. Lan sana ne yalan söyleyeceğim be? Oğlum sen hangi ara iş buldun lan? Biz aynı kulvarın atları mıyız be koçum? Yani ben böyle çok şekil bir iş de bulabilirim. Yeri gelir sosyetik bir hatunu da koluma takabilirim. Bulmayan ne olsun? Görürsünüz. Ulan oğlum hadi buldun diyelim. Hangi parayla gönlünü hoş edeceksin ablanın? Lan oğlum eşek senin karşında. Bir saattir ne konuşuyorum ben? Üst düzey iş buldum diyorum lan size. Parası iyi mi bari lan? Doğru söyle. Parası iyi olmaz mı be? Hem çok güzel parası var. Hem de 10 numara 5 yıldız insanlarla takılacağım. İlk maaşı alayım size de sofra düzmeyen bak ne olsun ha. Hadi lan göster kendini. Helal sana helal. Afiyet olsun. Bulamadım aşkım. Ne oluyor kızım? Ne bu surat böyle bir şey mi oldu? Sizin 18 yaş hediyesi olarak aldığınız küpenin tekini kaybettiysen bir. Vallahi üzüntüden migrenim tuttu ya. Aramadığım yer yok. Hiçbir yerde yok küpe. Aa dün hani yemekte kilidi gevşemiş diye bahsettiğin küpe değil mi? Evet. Gördün mü? Görsem söylerim herhalde. Ama yani kusura bakma Nilde. Sen de amma savruksun. Ben sana dedim. Kilidi bozuk küpe öyle takılır mı? Allah aşkına. Kim bilir nerede düşürmüşsündür. Değerli de bir şey. Oo sen bu hayatta bulamazsın onu. Unut gitsin. Üzülme prenses. Kısmetmiş. Yapacak bir şey yok. Alırım ben sana daha güzelini. Babacığım yerini tutar mı hiç? Selim. Babana söyledin mi kuyu sonucunu? Ne oldu? Çaktı mı gene? Aşk olsun. Selim statik dersinin kuyusundan B artı aldı. Hadi ya. Bir yanlışlık falan olmasın. Oğlum bir şey söylesene. Ne söyleyeyim babaya? Onur abi söyledi ya. B artı aldım işte. Ah. Evet. Vay be. Evet. Serra ile çalışmak iyi geldi Selim'e. Değil mi Selim? Yani öyle diyebiliriz. Madem bu kız sana bu kadar yardım ediyor, bir hediye falan ayarlayalım ona. Yok baba yok, sen hiç zahmet etme. Ben halledeceğim. Peki. Vallahi Binnaz teyzenin dolmalarının üstüne tanımıyorum şu saatten sonra. Bu ne böyle ya? Efsanedir Binnazcığımın yemekleri. Vallahi. Bu lezzetin bağımlısı olunur ya. O kadar diyorum. Sen iyi kilo almıyorsun ha. Doğru. Almıyorum ne bileyim. Gerçi şu kadar yiyorsun sen. Bir de oradan oraya koşturuyorsun ya ondan et tutmuyorsundur. Et tutmamak ne? Sıskasın demenin halk dilindeki versiyonu. Kız ne soracağım sana bak gel unuttum. Bu Burak Selim'e söylemiş mi senin kapına dayandığını? Pınar vallahi söylemedim diyor ama bilmiyorum. Yok yok. Söylememiştir. Söylese çoktan birbirlerine girerlerdi çünkü. Niye birbirlerine gireceklermiş? Benim için mi? Biraz daha abart. Ay ne abartması ya? Kızım Selim'in gözü sende diyorum sana. Sen bana inanmıyorsun ama benim bu konudaki hislerime güven bak. Çok. Selim kim bakayım? Selim Kutlusay Nilgün teyze. Kutlusay mı? Prens Hazretleri de diyebiliriz tabii. Bu Serra'nın okunun sahibi var ya, İhsan Kutlusay. Onun oğlu bizim kıza yanık. Ama hiç merak etme, bizimki hiç yüz vermiyor. Anneciğim nereye? Uyuyor musun?
Biraz odama gireceğim. Siz de rahat rahat sohbet edin. Demek oğlun kızımın peşindeysen. Şimdi de Selim Kutlu say sahnede, öyle mi? O da sana çektiyse... senin gibi kıymet bilmez ukala zibidenin tekidir. Ama kızımın benimle aynı kaderi paylaşmasına izin vermeyeceğim ben.